Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde sıra sayılarını, tarih ve doğum günümüzü söylemeyi ve nitelik sıfatlarını öğreneceğiz. İngilizce'de tarihi söylemek ve doğru bir şekilde yazmak için sıra sayılarını öğrenmek zorundayız. Çünkü bunun dışında yüzyılları söylerken ben ailemin ikinci çocuğuyum ya da dördüncü katta oturuyorum demek için de yine sıra sayılarına ihtiyacımız var. Şimdi 1'den 30'a kadar sıra sayılarını söylemeyi öğrenelim. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Burada dikkat ettiyseniz first birinci, second ikinci ve third üçüncüye öncelikle dikkatinizi çektim. Gördüğünüz gibi bu sayılar sayma sayılarından tamamen farklı söyleniyorlar. Yani sayma sayısı olan one yani bir, sıra sayısı olunca birinci dememiz gerektiği zaman first, sayma sayısı olan two yani iki, sıra sayısı olunca ikinci dememiz gerektiği zaman second ve sayma sayısı olan three yani üç, sıra sayısı olunca üçüncü dememiz gerektiği zaman third oluyor. 30'dan sonra da her sayı dönümlerinde yani 31, 32, 33 derken veya 41, 42, 43 derken yine bu yapıları kullanacağız. Sıra sayısı olduğuna tamamen değişen diğer sıra sayılarının da altlarını dikkatinizi çekmek için çizdim. Tabloya baktığınızda her onluk grubun ilk üçüncüsünün mesela 31. derken 31st, 32. derken 32nd ve 33. derken 33rd olduğunu görüyoruz. 34. derken 34th olur ve ondan sonra 39.'ya kadar 35th, 36th, 37th, 38th, 39th olarak devam eder ve 40'da 40th olur. 41. derken 41st, 42. derken 42nd ve 43. derken 43rd olduğunu görüyoruz. 44. derken 44th ve ondan sonra 49.'ya kadar 45th, 46th, 47th, 48th, 49th olarak devam eder. Sonrasında yine her onluk döngüde 50th. 51. demek istediğimizde 51st, 52. demek istediğimizde 52nd, 53. demek istediğimizde 53rd, 54. demek istediğimizde 54th ve ondan sonrası 55. 55th, 56. 56th, 57th, 58th, 59th, 60th olarak devam eder. 61st, 62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd,
74th, 75th, 76th, 77th, 78th, 79th, 80th, 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th, 90th, 91st, 92nd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th. Sıra sayılarını iyice çalıştıktan sonra şimdi size vereceğim pratikleri hem söyleniş hem de yazım olarak doğru yapmaya çalışın. 44th, 12th, 55th, 60th, 28th, 33rd, 99th, 81st, 2nd, 13th. Şimdi de İngilizce'de tarih yazmayı ve söylemeyi öğrenelim. Tarihleri yazarken önce ayı, sonra günü yazarız. 24 Kasım nasıl diyoruz öğrenelim. Önce Kasım, November, sonra 24, 24 yazarız. The 24th of November diye söyleriz. When soru kelimesi İngilizce'de ne zaman sorusunun karşılığıdır. Şimdi de when ile tarihlere yönelik sorular sormayı ve cevaplar vermeyi öğrenelim. When is your birthday? Birthday doğum günü demektir. Your birthday ise senin doğum günün demektir ve cansız bir varlıktır. Ve karşılığı it özne zamiridir ve bu yüzden de yardımcı fiili is'dir. Senin doğum günün ne zaman diye sormak istediğimizde önce when, ne zaman soru kelimesi, arkasından is yardımcı fiili ve hemen arkasından nesne durumundaki your birthday'i getiririz. 20 Mart'ta diyebilmek için on ile başlamanız gerekmektedir. Çünkü on günlerin başına gelen bir zaman edatıdır ve da anlamını vermektedir. Zaman edatlarını detaylı bir şekilde gelecek eğitim bölümlerimizde öğreneceğiz. Arkasından da March 20th, 20 Mart deriz. It's on the March 20th uzun cevaptır. Konuşma İngilizcesinde it's diye başlamanıza gerek yoktur. Şimdi birkaç farklı soru soralım ve yandaki tarihlere göre siz cevaplamaya çalışın. When is New Year's Eve? It's on the 31st of December. When is Susan and Dave's wedding? It's on the 2nd of August. Şimdi ben size benim ailemdeki kişilerin doğum günlerini söyleyeceğim. Şimdiye kadar öğrendiğimiz farklı yapıları kullanarak pratik yapalım. I've got a daughter. Her name is Alize. She is 19 years old. When is her birthday? On the 14th of September. I've got an uncle. His name is Timurcan. He is 71 years old. When is his birthday? On the 18th of October. Bu çalışmadan sonra siz de kendinizi ve sevdiklerinizin doğum günlerini hem yazıp hem de birkaç kez söyleyerek pratikler yapın. Şimdi İngilizce'deki niteleme sıfatlarını öğreneceğiz. Sıfatlar ismi tanımlamak veya isim hakkında daha fazla bilgi vermek için kullanılan kelime gruplarıdır. İngilizce'de sıfatlar asla çoğul iki almazlar. Şimdi insanları ve nesneleri niteleyen bazı sıfatları öğrenelim. Beautiful. She is beautiful. Ugly.
She is ugly. Young. He's young. Old. He is old. Nesneler ve cansız varlıklar için eski derken old deriz. It's old. Dikkat etmemiz gereken nesneler ve cansız varlıklar için yeni derken young değil new deriz. It's new. Tall. The girls are tall. Short. The man's short. Yine dikkat etmemiz gereken nesneler ve cansız varlıklar için uzun derken tall değil long deriz. The tower's long. Fat. Chubby. The boy is fat. The boy's chubby. Burada da dikkat etmemiz gereken hassas bir nokta var. İnsanlar için fat dersek ayıp olur. Onun yerine daha nazik olan chubby kelimesini kullanabiliriz. Thin. The boy is thin. Thin. It's thin. Gördüğünüz gibi thin, nesneler için kullanıldığında ince anlamına gelmektedir. Nesneler ve cansız varlıklar için kalın derken thick deriz. Thick. It's thick. Big. The dog is big. Small. The dog is small. Happy. She is happy. Sad. She is sad. Well. The baby is well. Sick. Ill. The boy is sick. The boy is ill. Şimdi de öğrendiğimiz sıfatlarla ilgili sorular soralım ve bu sorulara cevaplar verelim. Is she beautiful? Yes, she is. Is he old? No, he isn't. He is young. Are they tall? Yes, they are. Is he fat? No, he isn't. He is thin. Is he well? Yes, he is. Is it old? No, it isn't. It's new. Bu bölümde sıra sayılarını, tarih ve doğum günümüzü söylemeyi ve nitelik sıfatlarını görmüş olduk. Bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.